oldu lan burada? Beyler ne oldu burada? Aa, kaza oldu. Lan. Abi. Araçta patlayıcı var. Yavuz komutanın peşinde oldu araç. Lan Yavuz komutanım nerede? Kardeşler, araçta bomba var. Uzaklaşın. Fizula, var mı bir tehlike? Patlamamış ama yine de sakat. Halledebilecek misin? Hallederiz abi, hallederiz. Siz insanları uzaklaştırın Allah aşkına. Hadi uzaklaşın dayı, hadi, hadi, hadi. Uzaklaş! Ya buradan çekip giderseniz ya da hepinizi gömerim buraya. Bak, biz kötü bir şey yapmıyoruz. Biz burada sizin yardımınızı istemiyoruz. Defolun gidin buradan devletin köpekleri. Bu size sonsuz. Çekip gidin yoksa gebertirim sizi. Tamam, sakin ol. Ne yapıyorsun ya? İndir o silahı. Gidiyor musunuz? Yoksa gitmiyor musunuz? Hocam, siz de gidin artık ne olur. Kendine gelmeden. Sen ne yapacaksın burada? Ben jandarmayı ararım. Gelir alırlar bunu. Dur anne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ver o silahı bana. Geri çekil. Gebertirim seni. Defol git buradan. Silahı bana ver. Bekleyin lan burada. Bekleyin. Hepinizin kellesini teker teker alacağım. Alacağım kellenizi. Hadi toparlanın. Hemen gitmemiz lazım. Çabuk acele edin. Babam mı arıyor? Bak anne babamsa bir şey söyleme. Adam ölür meraktan. Arıyor Erdem. Hey Güler. Hala dışarıda mısınız? Evet dışarıdayız ama dönüyoruz. Tamam. Bir sıkıntı var mı? Aslında var. Biri geldi, rahatsız etti bizi. Anne. Ne? Örgütten mi? Sanırım. Adama kürekle vurduk. Silahını bile aldık. Ne diyorsun sen Güler? Hemen çıkın oradan. Ben birilerini yolluyorum. Ya yanınıza gelirler ya da dışarıda buluşursunuz. Tamam. Hadi. Hadi. Ateş, ne durumdasınız? Komutanım, Aydan Hanım ve kocası güvende. Yoldalar, oraya gönderiyoruz. Biz Yavuz Üsteğmen'in yanına geldik. Yüklü aracı durdurmak için araca çarpmış. Durumu nasıl? İz yok komutanım. Karabatak, bak bir bak. Anlat bir daha. Vallahi amirim, arkadaşlara anlattım. Dediğim gibi bu arkadaki araç, bu öndeki araca bam diye vurdu. Ondan sonra bu aracın şoförü kaçmaya başladı. O sarışın bir arkadaş vardı. O da onun peşinden gitti böyle. O yani olay. Emin misin? Ha, vallahi eminim. Komutanım Yavuz Üsteğmen iyiymiş. Kaçan şoförü kovalıyormuş. Heh, tamam. Güzel. Yavuz bulur adamı. Bulmasa da çok önemli değil. Daha büyük bir problemimiz var. Güler ablan, Nazlı Bahar bir okula gitmişti. Orada silahlı tacize uğramışlar. Komutanım neredeler? Hemen gidelim. Ben de tam bilmiyorum. Ama size uzak değil. Birkaç yere uğrayacaklardı. Arayıp öğrenirsiniz. Aracı teslim almak için birini yolluyorum. Tamam komutanım, ben hemen arıyorum, yerlerini öğreniyorum. Biz oraya gidiyoruz. Tamam, gelirken onları da alın. Ben Yavuz'la ilgileneceğim. Tamam komutanım. Ah, kahretsin. Nasılsın Erdem? Sormayın komutanım. Zor bir gün bizi bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Erdem, şu İstanbul'da karşılaştığınız adamı aldınız mı? Aldık komutanım. İstihbarata teslim etmek üzere yoldalar. Güzel. Erdem, biz bu timi çoluğa yakalamak için kurduk. Onun için yakında bizden hesap soracaklar. Komutanım merak etmeyin.
Biz amacımızın ne olduğunu unutmadık. Çolak bizim. Onu getirmek de namus borcumuzdur. Tamam. Ben komutanımla bir konuşacağım. Her bir şey olursa haberleşiriz. Sağ olun komutanım. Ötecek mi bu adam? Ötse iyi olur. Ben de hikayesini öğrenmiş olurum. Nedense içimden bir ses sana güvenerek hata ettiğimizi söylüyor. İnan ben de aynısını düşünüyorum biliyor musun? Bütün hayatımı yanlış insanlara güvenerek geçirmişim. Ne bakıyorsun lan? Nereye götürüyorsunuz beni? Hep de aynı soru. Onca pisliği yapıp bir de sizi tatile götüreceğimizi falan mı sanıyorsunuz ya? Anlamıyorum ki. Çolak bu işin peşini bırakmaz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bak çok korktum şimdi. Aşık çok korktuk değil mi lan? Vallahi ben çok korktum şahsen. Bak elim ayağım titriyor. Ne yapsak arabayı durdurup arkadaşı çözüp serbest mi bıraksak komutanım? Hatta biz arabayı ona verelim, biz piyade devam edelim. Nasıl olur? Birincisi, o arkadaş falan değil. İkincisi, seni teslim etmek zorunda olmasak arabayı durdurur. Bir çukur açar. Seni de oraya dikine gömerdim. Yeşim bile bu topraklarda ne kadar az yer kaplarsa o kadar iyi. Bölgede sevkiyat başladı. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Bizimkiler bombayı yola tuzakladı. Sebo bize canlı lazım. Merak etmeyin. Sebo'yu canlı getireceğiz. Her şeyi ayarladık. Maksat önlerini kesmek. Sonra baskın yapıp hepsini temizleyeceğiz. Onu bunu bilmem. Bir aksilik daha istemem. Seni bir daha gördüğümde yanımda Sebo yoksa hepinizi gebertirim. Tamam, hiç merak etmeyin. Tamam.
iyisiniz? İyiyiz komutanım. Sizde var mı bir şey? Yok yok. Pusu çık. Çekil. Kaldırma kafanı yat yat. Hiçbir şey görünmüyor. Boşa mermi çıkmayın. Koruyun kendinizi. Komutanım, aracın durumu çok kötü. Şerefsizler Sebo'yu alacaklar. Komutanım, komutanım iyi misin? Komutanım. İyi misiniz? Aşık. Yaşıyor mu? Yaşıyor komutanım. Sen iyi misin komutanım? İyiyim ama kolum sıkışmış. Dur zorlama. Zorlamayın komutanım. Baba Hakkı, koruyun bizi. Tamam komutanım. Hakkı, yerinden kalkma. Kurt eli. Emredin komutanım. Çek! Avcı Aşık, iyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz. Sebo da yaşıyor. Şoförlere bakar mısınız? Şehit olmuşlar komutanım. Ruhları şad olsun. Kanlarını içeceğim şerefsizlerin. Kötü sıkışmış. Komutanım açmanız lazım. Buradan müdahale edemiyorum. Çıkaracağız sizi. Sakin ol. Araç kayıyor komutanım. Araç aşağı düşecek. Hemen çıkartmamız lazım. Yavuz'dan hala haber yok mu? Maalesef yok komutanım. Kıdem Çavuş Gülnoğlu, komutanım. Aydan Hanım ve kocası geldiler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum size. Ben çok kötü bir şey yaptım. Patlatacaklar. Ne olur bir şeyler yapın. Tamam, korkmayın. Bizim arkadaşlar mani oldu. Çok şükür. Mecbur kaldım. Başka çarem yoktu. Tamam, geçti artık. Siz nasılsınız? Ben iyiyim de kocam kötü. Tamam, merak etmeyin. Burada ilk müdahaleyi yapıp hastaneye sevk edeceğiz. Tamam, sağ olun. Tekrar özür dilerim. Çok korkmuştum. Yani başka çarem yoktu. Onun için yaptım. Tamam, düşünmeyin artık. Bizim hastaneler halletti. Sağ olsunlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Neden hala gelmedi bu araç ya? Gelirler birazdan. Giderken dikkat edin kendinize, olur mu? Asıl sen kendine dikkat et. Biz yolda bizimkilerle buluşacağız. Tamam. Aa, geldiler anne. Güler Hanım iyi misiniz? İyiyiz, iyi. Çaylak, sen bir etrafa bak. Tamam komutanım.
Yavuz yok mu? Onun az işi vardı, gelemedi. Ne demek? Ölmeye meraklı bir takım adamlar. Ne yapacağız peki? Kaç kişiler? İki araç. En az 8-9. Siz çocukları alın, okula girin. Alın çocukları. Tamam. Hadi çocuklar. Çocuklar hadi. Tek sıra halinde. Hadi çocuklar, sakin olun. Hadi. Geç geç, koş koş. Çabuk çabuk çabuk. Sakin. Herkes şuraya otursun. Tamam. Herkes pencereden uzak olacak, tamam mı? Tamam. Çocuklar herkes beni dinlesin. Şimdi oyun oynayacağız, tamam mı? Herkes duvarın önüne geçecek ve yere çömelecek, tamam mı? Tamam. Herkes tamam. Buraya kalın. Hadi çocuklar. Hadi. 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 Oyuna devam ediyoruz, tamam mı çocuklar? Hiçbirimiz kalkmıyoruz. Gitmişler mi? Gitmemişlerdir. Yol temiz. Geçen olmadı. Güzel. Komutanım, içerisi tamam. Çoluk çocuk var, ne yapacağız? Ne olursa olsun onları içeriye sokmayacağız. Çaylak, sen içeride çocuklarla kal. Tamam komutanım, emredersiniz. Dayıoğlu ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Adam ayağıma kadar gelmiş. Geleni indireceğiz. İndirelim, indirelim. İndirmesini indirelim de. İçeride kadınlarla çocuklar var. Ya onlara zarar gelirse? Allah korusun. Tut. Ne yapıyorsun? Ben adamları sepetlemeye çalışacağım. Eğer bana bir şey olursa sen yapacağını yaparsın. Gerekeni biliyorsun. Dikkatli ol. Parmağınızı oynatabiliyor musunuz komutanım? Evet, his var. İyi, en azından sinirleriniz sağlam. Sıkışmış kapı! Kurt nereye? Çıkarın bizi buradan! Fena durumdayız! Kötü sıkışmış oğlum, açılmıyor kapı! Söyle Zafer. Komutanım saldırıyorduk. Yola bomba düşmüşler. Kimseye bir şey oldu mu? Durumunuz ne? Sepoyu taşıdığımız araç uçurumun kenara kaldı. Avcı ve Aşık içeride çıkartmaya çalışıyoruz ama. Fena baskı altındayız. Tamam hemen destek çıkarıyorum. Neredesiniz? Kuzey yolunun 7 kilometre ötesinde. 76'ya 342, 85'e 600 yakınlarında. Yaklaşık 1 kilometre önce 3 yıl ağzından geçtik. Dayanın, destek geliyor. Dayanırız. Dayanırız da bizimkiler fena durumda komutanım. Çıkar şu adamları çabuk. Komutanım, kapıyı patlatmak zorundayım. İçeridekine de zarar verebilir ama. Başka çarem yok. Patlatmak zorundayız. Evet.
Sen kimsin? Kurban olayım, indirin o silahları. Ben okula müstahdem miyim, ne yapıyorsunuz? 3 tane kadın vardı burada, neredeler? Onlar gittiler. Nereye gittiler? Geldikleri yere. Siz ikiniz, içeriye bakın. Tamamdır. Aman babam, kurban olayım bak, okulda kimse yok diyorum. Girin, gezin, görün, bakın yok. Niye inanmıyorsunuz? Yürü. Ben silahtan çok korkarım, ne olur onu bana doğru. Şöyle. Anlatma bunu. Niye böyle yapıyorsunuz? Kurban olayım, kimse yok diyorum size okulda. Niye bana inanmıyorsunuz? Sınıflara bakın. Her yere bakın, hadi çabuk. Burada kimse yok. Arka tarafa da bakın ha. Burada kim varsa hepsi gitti. Artık insanlara neler yaptıysanız. Lütfen buradan çıkıp gider misiniz? Ben okulu temizleyeceğim daha. Oynuyoruz tamam mı? 1, 2, 3 tıp. Tamam. Ya bak kim? Sen bir kapa çaranı. Aksiyonu kaçırdın Keşan. Geç kaldın. Aksiyonun babası geliyor, babası. Alo, Çolak'ta görüşmem lazım, acil. Telefonda görüşmek istiyorlar. Acilmiş. Evet. Çolak, bir okulda düşman askerini sıkıştırdık. Şu Keşan'ı kaçırdığı kız vardı ya, o da buradaymış. Yarbay'ın kızı mı? Tam olarak bilmiyorum. Bir arkadaş görmüş, o tanımış. Anası da burada ve bir doktor burada. Maksim. Üçü bir arada. Bu kadınları alın. İşimize yarar. Gerisini geberdin gitsin. Kadınları alamazsanız oradan sağ çıkmadıklarından emin olun. Gerekirse okul üstlerine kilitleyip verin ateşe. Anlaşıldı. Çolak diyor ki bütün kadınları alın. Destek isterlerse alamayız. Arabada jammer var. Onu çalıştırın. Bütün bağlantıları kesin. Babamla konuştuk. Evet. Kesin reçelleyici diktiler. Reçelleyici ne? Cemur yani. Cep telefonu ve telsiz hatlarını kesmek için. Ya resmen kapana kısıldık. Evet. Biraz öyle oldu. Çolak nerede? Neden bugün güzel bir gün olacakmış gibi hissediyorum? Çolak. Söyle. Burada görmen gereken biri var.
Şunun yüzünü gözünü temizleyin de böyle getirin bana. Açın lan artık açın! Beyler bu böyle olmayacak. Arkadan çekilin. Kapıyı patlatmayı deneyeceğim. Arkadan çekilin patlayacak. İyi misiniz? Var mı şeyiniz? İyiyiz komutanım. Kurtarın dikkat et! Nereye gidiyorsun hacı? Daha karpuz kesecektik. Çök. Hepimizi öldürecekler. Bu o kadar kolay değil. Baba Hakkı, sen kız alt zırhlı aracın yanına git. Burası artık güven değil. Tamamdır. Eylem. İşaretim ver. Bir, iki, üç. Çek! Çabuk, çabuk! Sıkışmış. Destek olmadan açamayız komutanım, imkanı yok. Aşık, kolum iyice uyuşmaya başladı. Kurtar artık beni buradan. Bizimkiler hala çatışıyor, biz hala yatıyoruz burada. Böyle olmayacak. Çık dışarı Aşık. Bırak beni burada, çık. Olmaz öyle şey. Oğlum ikimiz beraber aşağı atacağız, in aşağı. Seni burada ölüme terk edecek değiliz komutanım. Çok fena sıkışmış. Böyle olmaz. Kolunuz kangren olabilir komutanım. Kolu ayırmamız lazım. Ne ayırması lan? Neyi nereden ayırıyorsun oğlum? Kolu kesmek zorunda kalabiliriz. Çolak. Günaydın Sarışın. Neredeyim ben? Nerede misin? Buradasın. Benimlesin. Daha doğrusu benim cehennemimdesin. Hoş geldin. Hay Allah ya. Bir yanlışlık olmuş. Ben müsaadeni... Yok yok, keşke o kadar kolay olsa. Sarışın, daha yeni geldin. Bırakmam. Pardon, su ister misin? Yok, senin elinden hiçbir şey istemem. Eyvallah. Yok artık. Vereceğimi mi sandın? Bak ne diyeceğim. Benim sağ profilim daha iyidir. Gel sağdan çek. Bakma lan aval aval. Geç işte. Hem buranın ışığı çok iyi değil. Ben sana ışığı göstereceğim. Sen merak etme. Kocaman, büyük, beyaz bir ışık göreceksin sonunda. Senin o koca kafan hala şunu anlamadı değil mi Çolak? Ölüm bizim için korkunç bir şey değil.
Bayram olur anca. Oğlum bir günden bir güne birinin ağzından şöyle bir laf çıktı mı ya? Nerede öğretiyorlar bunları acaba, eğitim sırasında mı yoksa herkes kendininkini mi buluyor? Yok, yaratılışımız da var Allah'a şükür. Ama sarışın, biz görüşmeyeli senin dilin bayağı bir uzamış. Öyle mi? Olabilir. Ama sen hala çok çirkinsin be Çolak. Şimdi yalan söylemeyeyim. Biz de çocuklarla en çok bu yönünü kıskanıyoruz. Değil mi? Gençsin. Sarışınsın. Yakışıklısın. Etrafında hep güzel kızlar. Gerçi birkaç aya kalmaz ölüyorlar ama. Neyse, kader diyelim. Mesele dış görünüş değil be Çolak. Sizin içiniz pisse ki. Ve o da yüzünüze yansımış. Baksana şunların suratına. Senden daha iyi lahm çukurları biliyorum Çolak. Bana bak. Sakın beni zorlama. Sakın zorlama. Alırım fıçımı şu. Ne yapacaksın, işkence mi edeceksin? Hayır. Bunu senden öğrendim. Ben de senin gibi yapacağım. Sana bir şans vereceğim. Eğer dediğimi yaparsan bu kapıdan elini kolunu sallaya sallaya gideceksin. Af dile. Af dile. Ben de seni serbest bırakayım. Bu mesele de burada kapansın. Ya uyuşturucu sattığınızı biliyordum da bu kadar kullandığınızı bilmiyordum be çocuklar. Ben, hadi beni geçtim, bir Türk subayı. Senin gibi kancık bir şerefsizden af dileyecek, öyle mi? Dileyeceksin. İt gibi dileyeceksin. Aslanım, biz bu ay yıldızlı bayrağı sizin gibi çakallardan af dilemek için göğsümüzde taşımıyoruz. Af dile. Merhamet dile. Merhamet dile ki bir an önce bitsin. Geç onu Çolak. Ben bir tek Allah'tan merhamet dilerim. O da şereftir benim için. Sen bilirsin. Okulun telefon hattını da kes. Yiğit'in. Bizimkileri telefon açın. Yakınlarda ne kadar adamımız varsa buraya gelsin. Çabuk. Yerden konuş. Öğretmen hanım, geçin. Sakın kafanızı kaldırmayın. Sakın. Gel. Okulda telefon attığını kesmişler. Çok güzel ya. Komutan, çocukları güvenli bir yere götürmemiz lazım. Ateş edebilirler. El bombası atabilirler. Paketleyebilirler burayı. Öğretmen hanım, penceresi olmayan bir oda var mı okulda? Var. Okulun deposu var. Feyzullah, çocukları al depoya götür. Emredersiniz komutanım. Sakın kafanızı kaldırmayın. Sakın.
dikkat et. Geç, 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 geç. İstikamete bakmaya gidiyorum. Tamam Feyzullah. Ateş, çocuklar korkuyor. Çocuklar, sakın korkmayın, tamam mı? Sakın. Bezelye atıyorlar bize. Bezelye. Sakın korkmayın, tamam mı? Geçecek. Ne yapıyorlar? Saklanmaya çalışıyorlar. Bana bak.
kadın, asker, çocuk demeden hepsini vur, tamam mı? Hepsini! Zaten öyle yapacağım. Aferin kuçum. Görürüm seni, hadi. Gelin benimle. Eğilerek geçmemiz lazım. Kimse kafasını kaldırmasın. Çocuklar, şimdi eğilerek gidiyoruz, tamam mı? Kim en hızlı geçerse ona oyuncak var, tamam mı? Çok büyük bir oyuncak ama, tamam mı? Anladınız değil mi hepiniz? Eğilerek gidiyoruz ve asla başımızı kaldırmıyoruz, tamam mı çocuklar? Çocuklar, şimdi bir oyun daha oynayacağız. Herkes beni taklit edecek, tamam mı? Kurbağa gibi gideceğiz, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Feyzullah abiniz ne diyorsa onu yapın, hadi. Kurbağa gibi. Hadi aslanım. Feyzullah abinin dediği gibi. Hadi bakalım çocuklar, benim gibi yürüyün. Hadi, kurbağa gibi yürüyeceğiz, tamam mı? Hadi gelin. Hadi eğiliyoruz hepimiz, hadi bakalım. Eğil, 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 eğil. Benim gibi eğilin hadi. Hadi, 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 hadi. Yavaş yavaş. Hadi eğil, 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 eğil. Eğil, 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 eğil. Feyzullah abinizin dediği gibi. Kurbağa olun. Sakın kafanızı havaya kaldırmayın. Aferin, aferin. Aferin. Ulan arkadaş. Otur, otur çabuk. Sakın kalkma. Ben sıkıldım, böyle oynamak istemiyorum. Gel! Öğretmenim, canınız çok yanıyor biliyorum. Ne olur dayan. Ne olur. İyiyim ben. Tamam, şimdi herkes öndeki asker abiyi takip ediyor, tamam mı? Sakın kafanızı kaldırmayın. Tamam. Hadi çocuklar beni takip edin. Ördek gibi yürüyoruz şimdi. Hadi gelin. Kurbağayı bıraktık. Eğil. Bahar. Nazlı. Siz burada kalın. Feyzullah çocukları götürür. Eğil. Kafalarınızı eğil. Sakın havaya kaldırmayın kafanızı. Ateş, ne yapacağız şimdi? Ne oldu? Barikat kurmamız lazım. Her tarafa barikat kurmamız lazım. Sıraları kullanıp barikatlar yapmamız lazım. Yardım edin bana. Tamam. Giriş kapısını kapatmamız lazım. Doğru. Öteki tarafta da keşanlı var. Tankla gelseler giremezler. Benim öğretmenin yarısına bakmam lazım. Tamam. Nazlı, duvara dayan. Aga bu ne ya? Böyle mal gibi bekleyecek miyiz? Gelin de hesaplaşalım ya. Bu ne ya? Girişi kapatmak için. Olur. Zaten tırsılar, gelemiyorlar. Gelmiyorlar. Çünkü buraya sıkışıp kaldığımızın farkındalar. Biraz daha sıra bulmamız lazım. Diğer tarafları da kapatmamız lazım. Hevesimi kırdın. Çabuk çözülürsün sanmıştım. Sen beni kendi adamlarınla karıştırdın herhalde çolak. Bizi bir türlü niye yenemediğini hiç düşündün mü? Oo. Bize anlatacağınız şeyler var. Davanız batıl. Haksız. O yüzden başaramıyorsunuz bir türlü. Başaramayacaksınız da. Onurunuz, şerefiniz, uğruna mücadele edeceğiniz bir amacınız yok. Yanılıyorsun. Benim var. Neymiş? İntikam alacaksan
Suçluları bulacaksın piç kurusu. Masum insanları değil. Ne masum lan? Ha? Masum insan var mı? Sen gördün mü? Masum insan diye bir şey yoktur. Hepimiz katiliz oğlum. Aç gözünü. Sen de katilsin. Ben de. Doğduğum şehir, büyüdüğüm mahalle, arkadaşlarım, akrabalarım her gün binlerce bomba yağdı üzerlerine. Televizyonlar canlı veriyordu. Hatırlarsın, izlemişsindir. Bütün gece tercümanlar o katillerin dünyaya açılan sesi oldu. Çocuklarımızın üzerine füzeler yağarken bütün dünya bilgisayar oyunu izler gibi izledi. İzlediniz değil mi? İzlediniz. Sonra oyun bitince herkes kaldığı yerden dizisine devam etti. Öyle değil mi? Sizde de öyle olmadı mı? Cevap verdiniz sarı. Aynen öyle oldu. O yüzden sakın bize masumiyetten bahsetme. Susanlar ve bu katliama göz yuman bir dünya dolusu insan senden, benden ve o katillerden daha büyük suç işledi. Sakın bana masumiyet deme. Bu dünyada iki tür insan vardır. Öldürmeye cesareti olanlar ve olmayanlar. Olanlar senin benim gibi katil olurlar. Olmayanlar da ya işbirlikçimiz ya da yardakçımızdır. Bunu anla artık. Komutanım, bunlar mantar gibi çoğalıyor. Cephane ne durumda? Vallahi tükeniyor. Bende de aynı. Durum ne yukarıda? Avcı fena sıkışmış. Komutanım, konuluk etmeden çıkarmamız imkansız. Ne? Bunları bir halletsek yardıma yetişirdi. Özel harekat! Polis özel harekat komutanım! At son parçaları yetiştiler be! Hadi hadi hadi! İyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Ama yaralımız var. Pusu kurumuş şerefsizler. Allah'ın izniyle şunları bir temizleyelim. Onlara da yardıma gideriz hemen. Seve seve. Hadi temizleyelim o zaman. Dur gelme. Aracın dengesi bozulur. Dur. Kötü görünüyor değil mi? Dayan. İyi olacaksın tamam mı? Kolumu kurtaramazsam iyi falan olamam ben öyle. Ya bir şey yapın böyle bekleyecek miyiz? Destek gelmesi lazım. İtfaiye falan gelsin. Yoksa kolu keseceğiz. Ne diyorsun ya? Siksen olmaz aşık. Pardon. Oğlum. Kolsuz keskin nişancı mı olur lan? Avcı, nasılsın? İyi sayılmaz komutanım. Kolumu hissetmiyorum artık. Aşık. Komutanım, destek lazım. İtfaiye falan, yoksa tek çare kolu keseceğiz. Bak hala ne diyor ya? Oğlum sen duymuyor musun beni? Ben Gonca'mı tek başıma bırakırsam kahrımdan ölürüm lan.
Gonca silahının adı. Tahmin ettim. Ben seni akıllı bir adam sanıyordum Çolak. Sen bildiğin aptalın tekiymişsin. Bu kanıya nereden vardın? Onca savaş ne işindi biliyor musun? İşte böyle. Senin gibi canavarlar yaratmak için de. Başardılar da. Bu coğrafyada belki bir 100 yıl daha barış olmayacak. Ama en kötüsü senin gibi budalalar. Neye hizmet ettiğinizi anlamadan öleceksiniz. Ben sadece kendi davama hizmet ederim. İşte bu da ayrı bir budalalık. Bir mendil gibi kullanıp atacaklar seni. İşleri bittiklerinde değersiz bir çöp gibi kalacaksın. Tabii önce bizimkilerin elinde can vermezsen. Hayal görüyorsun. Sık sık böyle hayaller görüyor musun? Hayal görmüyorum, gerçekleri söylüyorum. Sen sadece bir maşasın Çolak. Güya senin gibileri üzerimize salıp boyun eğdireceklerini sanıyorlar. Şehirlerimizde bombalar patlayınca altımıza yapacağımızı sanıyorlar. Asla! Siz üzerimize geldikçe biz daha çok büyüyoruz. Siz her darbe vurduğunuzda biz daha da kenetleniyoruz. Her kan döktüğünüzde biz daha da güçleniyoruz. Yani anlayacağın, senin o maşanı tutanlar bizden her nefret ettiklerinde biz birbirimizi daha çok seviyoruz Çolak. Sen iyi ki varsın. Sen olmasan biz ne kadar büyük bir millet olduğumuzu belki de anlamayacaktık. Güzel final. Bunlar son sözlerin olarak tarihe geçecek. Güzel oldu. Canıma minnet. Bu millet, bu ülke en zor zamanlarında silahsız, mermisiz olduğu zamanlarda dünyanın bütün güçleri işgal etmek istedikleri zamanda bile boyun eğmediler. Senin gibi bir serseri mi boyun eğecekler? Bir siktir git şuradan. O kadar erken karar verme bence. Çok komiksin Çolak. Yeter! Bu kadar sohbet yeter. Biraz iyice rahat görelim. Yavuz'un bombayı etkisiz hale getirdiği nokta. Sonrasında adamı takibe almış ama hiçbir iz yok. Komutanım, ateşe ulaşamıyoruz. Keşanlı ve Feyzullah'a da ulaşamıyoruz. Nerede bunlar? İHA'lardan görüntü alabiliyor muyuz? Bölgeyi tarıyorlar komutanım. Güler'i aradın mı? Acil yer tespiti yapmamız lazım. Maalesef ona da ulaşamıyoruz komutanım. Hiçbir sinyal yok. Muhtemelen çekmeyen bir bölgedeler. İyi misiniz Zafer? Komutanım iyiyiz. Polis özel harekattan arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar, bölgeyi temizledik. Koçlar be. Yine hazır gibi yetiştiler. Avcının durumu nasıl? Fena komutanım. Acil ambulans ve itfaiye lazım. Aracı yerinden kaldırmamız gerekiyor. Yoksa avcıyı kurtaramayacağız. Ne demek kurtaramayız Zafer? Zırhlı araç uçurma kenarında kaldı. Bizimki de hasarlı. Çekemiyoruz. Ağaç'ın dediğine göre kolunu kesmezsek kurtaramayız. Ambulansı ve itfaiyeyi yolluyorum. Ne zaman gelirler? Bilmiyorum. Bulunduğunuz yere bakılırsa hemen gelemezler. Komutanım. Hiç vaktimiz yok. Sıkıştık kaldık. Kolda mosmor. Araç yuvarlandı, yuvarlanmak üzere.
Bekleyebiliyorsanız bekleyin. Yoksa yapacak bir şey yok. Fethi'nin hayatı her şeyden önemli. Emredersiniz komutanım. Değil. Allah rahmet dile. Rahmet dile de bitsin. Asla. Sen biliyorsun. Daha değil. Koskoca komutan daha değil. Allah'ınızı seviyorsanız yapmayın. Böyle giderse öleceksiniz zaten. Biraz daha bekleyin ve araçla beraber aşağı yuvarlamanı mı izleyelim? O zaman sıkın kafama komutanım. Biraz daha bekleyemez miyiz? Ne zaman gelirler bilmiyoruz. Açık bu tarafa gel. Elem geçsene şöyle. Komutanım. Bırakın işte. Zorlamayın. Ya ne olur birazcık daha bekleyelim. Lütfen bekleyelim. Yalvarıyorum. Tamam. Biraz daha bekleyelim. Tamam. Allah'ım yardım et ne olur. Beni böyle bırakma. Canım al, kolumu alma. Ne olur. Yalnız biz bunu özel kuvvet eğitimine dinlenmek için yapıyoruz Şolak. Hadi. E kalbin temizmiş. Keşke başka bir şey isteseymiş. Sen biraz dinlen o zaman. Ha? İlacı ver. Nasıl hissediyorsun? İyi değilim. Çok acı. Bu kanamanı biraz durduracak. Tamam. Çocuklarıma bir şey olmaz değil mi? Hepsi size emanet. Kimseye bir şey olmayacak. Buradan hep beraber çıkacağız. Sen yine öğrencilerinle birlikte olacaksın, tamam? Tamam. Ben çıkıyorum. Ben de gideyim diğerlerine bakayım. Bunlar onları biraz oyalar herhalde. Hala gelen giden yok. Bu sessizlik hayli alamet değil, değil mi? Bunlar gerekirse 3 gün 3 gece beklerler. Yardım gelmeyecek.
telefon yok. Yiyecek yok. Su yok. Üstüne üstlük bir sürü çocuk var. Peki ne yapacağız? Bizi alsınlar bari, çocukları bıraksınlar. Dur bacım. Biz bitti demeden bitmez. Bizim kitabımızda öyle hemen teslim olmak yok. Keşan doğru söylüyor. Bu sadece silahlarla yapılan bir savaş değil. Psikolojik bir savaş. Sinir harbi. Onlar vazgeçmeyecek. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Allah sabredenlerle beraberdir. Amenna. Sinirlerin sağlanmış sarı. Hakkını yemeyin. İraden güçlü. Maşallah dayanıklısın da. Zaten iki tokatla çözülen adamlardan da ben haz etmiyorum. Takdir edersin ki. Sizinkiler öyle işte. Hatta tokata bile gerek kalmıyor. Şimdi kaşlarım çatınca ağlamaya başlıyorlar. Neyse. Konuyu dağıtmayalım şimdi. Şu anda sana konsantreyiz. Konu sensin. Çok enteresan. Bu elimdeki iğnenin özelliği, şu küçücük şey enjekte edildiğinde bütün sinir sistemini felç ediyor. Acayip değil mi? Bakalım nasıl yapıyor. Derin bir nefes al sarı. Geçmiş olsun. Evet. Enteresan olan ne biliyor musun? Bu yöntemle ne sen ne de ben hiç yorulmuyoruz. Hatta birkaç dakika içerisinde ben sormadan sen anlatmaya, hatta zırıl zırıl zırlamaya başlayacaksın. Tabii ki benle bu görüntüleri kaydettiğim için bütün bir dünyaya zevkle servis edeceğim. Doğruyu unutmuşum. Kimlerin kucağına oturduğunu. Hepsinin televizyonu var, gazetesi var. Var. Var oğlu var. Açıkçası günümüzde bir ülkeyi tamamen çökertmek için nükleer güçten sonraki en önemli silah sosyal medya. Gerçi sen bunları biliyorsundur. Öyle değil mi? Asker dediğim bunları bilir. Yani savaşlar artık eskisi gibi cephelerde değil, komutanım. Zihinlerde. Bilgisayar ekranlarında. Bana bak. Biz bizeyiz. Özlüyor musun eski günleri o sıcak savaş günlerini ha? Oho. Sarı. Bizimle kal. Özlemiyor musun? Uzun zamandır hiçbir şey özlemiyorum. Hadi. Hayır. Kızını da mı özlemiyorsun? Ah. Pardon, sen artık doktorla berabersin. Doğru. O porselen de şimdi nasıl aşık olmuştur sana. Ne yazık, ne bilsin. Oo, sarı. Sen başladın bile. Ha? Biraz böyle hafifledin. Kaslardaki ağrılar bile çoktan gitti. Ha? Sarı. Hatta birkaç dakika yapamuk elvaya döneceksin. Sizin geldi. Sizi dışarıda bekliyorum. Ne demek geldi? Nasıl habersiz gelir? Bilmiyorum. Geliyorum sarışın. Sebo'yu alamamışlar. Beceriksizler. Polisler destek atmış. Ne yapalım? Bir şeyin içine sıçmadan dur yeter. Gerisini ben halledeceğim.
Ne güzel bir gün. Bol misafirle. Amca kızı. Bu ani ve habersiz ziyaretini neye borçluyuz? Büyük Bey'den selam getirdim. Aleyküm selam. Sana verdiği kredi dolmak üzereymiş. Ben kimseden kredi aldığımı hatırlayamadım. Bütün işleri batırdın Çomak. Ne oldu Karabayır'da yapacağın biyolojik saldırıya? O iş sarmadı ya. Yani bir beden küçük geldi. Belden sıktı biraz. Vazgeçtim. Büyük Bey ve ortakları senden bir şey bekliyor. Bir şey. Ama sen veremiyorsun. Çünkü ben Büyük Bey ve ortaklarına bir şey vermeyeceğim. Daha büyük bir şey vereceğim. Daha güzel bir şey vereceğim. Anladın? Sana bir anahtar gönderdim Sebo'yla. Ne yaptın, aldın mı anahtarı? Sebo'yu düşman aldı. Ne? Nasıl alacaksın anahtarı peki? Sakin. Sıkıntı yok. Sebo akşam burada olur. Öyle mi? Nasıl olacakmış peki o? Sakin. İçeride bir adamım ben. Sebo'yu bana getirecek. Peki kimmiş o? Yerin kulağı var. Avcı, Erdem Yarbay'ım soruyor. Durumun nasıl? Artık bir bok hissetmiyorum komutanım. Komutanım, kurtarmanın hemen gelmesi gerekiyor. Avcının durumu kötüleşiyor. Tamam, yola çıktılar. Ama ulaşmaları biraz zaman alabilir. Dayanamayacak. Hadi biraz daha sıkın dişinizi. Sıkacak diş kalmadı komutanım. Tamam, bekliyoruz. Avcı, dayan. Bütün bunlar senin yüzünden, biliyorsun değil mi? Hala bana anlatacakların var. Nasıl bu hale geldin? Bak, her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Yeter ki buradan kurtulmama yardım et. Büyük Bey dostlarına çok mahcup oldu. Türkiye'nin sınır bütünlüğünü bozmak yeterince zor zaten. Çok az vaktin kaldı. Her şeyi deniyorsun. Her şeyi. Gelişmeleri takip ediyorsundur. Kurbağa taktiği uygulayacağız. Bilirsin, kurbağayı kaynar suya birdenbire atmıyoruz. Sıçrayıp çıkmasına izin vermeyeceğiz. Önce sevdiği suya sokup yavaş yavaş ısıtıp haşlıyoruz. Aklın yolu bir. Biz burada ona fare oyunu diyoruz. Fare uyuyan adama yanaşır. Bir kemirir, bir üfler. Bir kemirir, bir üfler. Adam sabah uyanır, bakar ki burun gitmiş. Türkiye'de bizimle uğraşan kim varsa hepsini mezara sokacağım. Bakan, müsteşar, meclis başkanı, kurmay başkanı, kim varsa bizimle mücadele edecek, emir verecek, kimseleri kalmayacak. Bu dediğini yapabilmen için Sebo'yu içeriden çıkartman gerekiyor. Başka çaren yok. Bütün bilgiler o anahtarın içinde. Acele et. Senin beceriksizliklerinle daha fazla uğraşmayacağız.
Merve. Dürüst yap o zaman. Çünkü bir kez daha başarısız olursan yanarsın. Bana bak kadın. Ne sen ne de o büyük büyük beyin. Beni tehdit etmeye sizin büyüğünüz yetmez. Sen büyük beyi çok hafife alıyorsun. Uzaklarda değilim. Dans ettiğini hiç bilmiyorsun. Sen de beni fazla hafife alıyorsun. Hem de çok fazla. Selam söyle.
olur gitme. Ne olur. Ne olur gitme. Aşkım. Gitmem gerekiyor. Kurtulacaksın, tamam mı? Başka şansın yok. Merve ne olur gitme. Merve ne olur gitme. Merve gitme ne olur. Merve. Merve gitme. Merve. Gitme ne olur. Merve. Dışarı çıkarabilmemiz için bir yol bulmamız lazım. Şu bayrağa bakın. Ne olmuş bayrağı? İndirelim. Delirirler. Yapabilecek misin? Korursanız yaparım. Hadi aslanım, göreyim seni. Yanına birkaç kişi daha al. Biraz zor. O bayrağın direğini alır adamın gö... bir yerine sokarlar. Nasıl korkma? Nasıl korkma? Hiçbir şey olmayacak. Korkma. Bayrağımızı indirme gidiyorlar. Böyle bekleyecek miyiz? Ben gidiyorum. Otur oturduğun yerde. Ben varken senin ne işin var? Tahrik oluyorum işte. Ne var bunda? Ya deli misin? Manyak mısın? Nesin? Öleceksin. E tamam. Bunda da sıkıntı yok. Bir ateş gitmeyin bir yere. Nazlı, sen karışma. O bayrak inmesin diye biz binlerce şehit verdik. O bayrak benim canım. O bayrak benim kanım. İşte bu aga! Ben gideceğim lan. Ben gideceğim. Ben gideceğim lan. Ben gideceğim. Yaşanlı mısın nesin? Git o bayrağı al. Buraya getir. Biz koruyacağız seni. Yok, yok. Koruma istemiyorum. Kimse beni korumasın. Kimse korumasın ha! Allah'ın delisi. Güzel.
aslan kardeşim benim. Ben seni namahrem eline bırakır mıyım be? O kadar adam bir adamla başa çıkamadınız. Seni indirecek daha durmadan aslında. Aslansın be abi. Var ya, ileride ben de senin gibi olacağım. Allah'ını severim be. Benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi lan? Bak şimdi. Güller Hanımlar hangi bölgedeler komutanım? Şurada bir yerdeler. Bu bölgede muhbirimiz veya istihbarat elemanımız var mı? Ben bir araştırayım. Çok iyi olur Yasin. Ben de koruculara haber saldım. Köy köye bakıyorlar. Hadi abi. Bir, iki, üç. Gün doğdu. Hep uyandık şifrelere dayandık. Gün doğdu. Hep uyandık şifrelere dayandık. Saptırın bunları. Saptırın. Saptırın. Cenge buyurdu, sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Hadi! Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Sıkılın! Sıkılın! Orama da sık, burama da sık! Sıkılın! Daha da sıkılın! Hayırdır gelmedi seninkiler? Evet. Ben de ona şaşırdım. Arayan soran yok. Aradım açmadılar. Temelimi açmadı. Avcıyı aradım açmadı. Keşan'la da açmadı. Sanki hepsi ortadan yok oldu. Bir operasyona falan gitmişlerdir. Deş yarım Fatma deş. Erdem yarbayı bir ara istersen ha. İçin rahat etmeyecek senin. Doğru söylüyorsun, bir arayayım. Komutanım nasılsınız? İyi değilim Ali Aydar. Hayırdır komutanım? Herkes kayıp. Ne Yavuz ortada ne diğerleri. Güler'le Nazlı da yok. Bana ihtiyacınız var mı komutanım? Yok aslanım. Sen yat dinlen. Gerçekten gelebilirim, sıkıntı yok. Kal orada dedim. Ben ilgileniyorum. Hadi görüşürüz. Durum iyi değil Fatma. Ne olmuş ki? Bizimkilerin başı belada galiba. Ben de burada hapsoldum. Allah'ım hiçbirine bir şey olmasın, sen onları koru ya Rabbim. Dur telaş etme. Fatma. Bana ihtiyaçları olabilir. Mani olma. Gideyim ben.
etmezsen için içini yer seni. Ama söz ver bak. Kendini çok paralamayacaksın. Tamam Fatma. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Hadi gidelim. Ama doktora bir şey söylemek yok. Ya bir şey yapsanıza. Adam ölüyor. Neredeymiş bu yardım? Yoldaymış. Ya düşüyor araba. Komutanım, kolunu kesmem lazım. Yoksa sağ çıkamazsınız. Sakın. Sakın Aşık. Öldürün. Sıkın kafama. Kesmek zorundayız abici. Ölmene izin veremeyiz. Kimse gelmedi daha. Vakit yok. Komutanım. Bekleyelim. Bekleyemeyiz oğlum. Araç düşecek. Yardım edin. Yapman lazım. Sakın. Aşık sakın. Komutanım kolunu kesmem lazım. Hayatım buna bağlı. Lan bitirirsiniz lan beni. Avcı hareket etme. Dayan. Kes şu kolu Aşık. Demeden bitmez demedim mi sana çoban? Etkilendim Sara. Ama buradan asla çıkamazsın. Tek başıma çıkacağımı düşünmüyorsun herhalde. Ha? Daha yeni başlıyoruz. Yürü. Komutanım avcının kolunu kesmezsek ölecek. Araçlardan kayıp aşağıya düşebilir. Kimse gelmedi mi hala? Gelmedi komutanım. Saçma sapan bir yerdeyiz. Fethiyi verin bana. Aşık, komutanım avcıyla konuşmak istiyor. Komutanım. Fethi, aslanım. Komutanım, kolunu kesmek zorundayız diyorlar. Yapmak zorundalar oğlum. Bütün hayatım, askerliğim bitecek. Ne yaparım ben komutanım? Göz göre göre ölmene müsaade edemeyiz oğlum. Yapacak bir şey yok. Komutanım. Ben bir askerim. Sen güçlü bir askersin. Hep de öyle kalacaksın. Şimdi de öyle olmalısın. Emredersiniz. Thank you.
Allah'ım. Şu mübarek günde askerlerime, kardeşlerimi, silah arkadaşlarımı koru ya Rabbim. Onları vatana, millete, analarına bağışla ya Rabbim. Kızımı, karımı da bana bağışla Allah'ım. Sen çok büyüksün. Biz aciziz Allah'ım. Yalnız Sarı, o mermilere dikkatli harca. Ben silahıma çok fazla mermi koymam. Kaç mermi var içinde? Tabii ki söylemeyeceğim. Nerede lan buranın çıkışı? Burası da olabilir. Burası da olabilir. Ben de çok iyi bilmiyorum. Ama şuradan rüzgar geliyor. Çok iyi bilmiyorum demiştim. Kurşun bitti. Bitti. Bu senin için. Bu bütün mal. Bunlar için. Bu herkes için. Bu tüm mal. Geldiler.
Az kaldı. Tamamdır. Araç güvende. Komutanım, kurtulacağız. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Senin elemanlardan bir haber var mı? Arıyorlar hala. Koruculardan bir haber var mı? Onlar da bakıyorlar komutan. Neredeler? Biz neleri atlattık? Bunu da atlatırız inşallah. Komutanım, bir telefon geldi az önce. Bir internet IP adresi verdiler. Kim? Bilmiyorum komutanım ama çolağın adamlarından biri gibi geliyordu sese. E bakın hemen. Emredersiniz komutanım. Komutanım, görüntüyü büyük ekrana veriyorum. Yavuz! Bakın burada kim var? Ne işi var Yavuz'un orada? Valla açıkçası bana da sürpriz oldu. Değil mi Yavuz? Beklemiyorduk. Ama güzel sürpriz oldu. Çolak, eğer ona dokunursan senin gırtlağını keser. Yarbay, eğer burada birilerini tehdit edebilecek biri varsa galiba o sadece benim. O yüzden şimdi kapağı koca ağzını da beni iyi dinle. Ne istiyorsun sen? Biz sizi vedalaşmak için aradık. Birazdan arkadaşı canlı canlı yakacağım. Peki konuşmak istediğiniz, birbirinize daha önce söyleyemediğiniz özel şeyler vardır. Ha? Çolak! Sakın böyle bir şey yapayım deme. Kes be. İşin en güzel yanını söyleyeyim yarbay. Diri diri yanan. Cayır cayır yanan bir Türk subayı. Üstelik de rütbeli. Bence tıklanma rekorları kıracak. Ne dersiniz? Yavuz. Yavuz, duyuyor musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. İyi misin Yavuz? İyiyim komutanım, iyiyim. Sağ olsunlar, çok iyi ağırlıyorlar beni. Siz merak etmeyin. Bu arada... Yarbay, belki sarıyı bulmak istersiniz diye düşündüm. Ha? 30 dakikanız var. Sizin için makul bir süre. Kolay gele. İnsanın dostlarının olması ne güzel. Sahillerinde bütün hava araçlarını takip edebiliyoruz. Bu yeşiller insansız hava aracı. Bunlar Türk F-16'ları. Vay. Hepsini saniye saniye takip edeceğiz. Benim için çok önemli. Ediyorum, merak etmeyin. Güzel. Güzel. Ani bir hareket yapmayın komutanım. Tamamdır. Yavaş. Yavaş komutanım. Aşık. Bu saatten sonra ölürsem çok üzülürüm lan. Komutanım. Üç deyince sizi çekiyorum. Bir. İki. Hazırsanız çekiyorum. Çek lan. Üç. Çek. Usta makası uzatır mısın?
sana çok şükür. Şükür komutanım. Şükür. Kurtuldun kardeşim. Kesmedik ya. Kesmedik. Bayağı morarmış ama. Şaka yapıyorsun herhalde. Oğlum Sebo yok. Ha siktir, eylem de yok. Yavuz. Sık dişini biraz aslanım. Bulacağız yerini. Komutanım diri diri yanmak bir şey değil de. Tek korkum bu herif verecek görüntüleri dünyaya. Seni kolay kolay yedirmeyiz aslanım. Merak etme. Oo Ali Aydar'ım. Ayaklanmışsın. Ayaklandığını gördüm ya artık. Görsem de kalmayayım ben. Hafız. Ne işin var senin burada? Dayanamadım komutanım. Komutanım. Ne haber aslanım? Neredesiniz komutanım? Çoluğa başsağlığına geldim. Geberecek ya. Yeri bulduk. Aynalı mezrası. Hadi helikopter hazır. Hemen çıkın. Ben gidiyorum komutanım. Ben de geleceğim komutanım. Bu halde mi? Ne var halimde komutanım? Kovsanız da geleceğim. Kusura bakmayın. O bölgeyi benden daha iyi bilen yok. İyi tamam. Hadi hazırlan. Müsaadenizle komutanım. Beyler. Ben size söyleyeyim. Bunlar birilerini bekliyorlar. Eğer 20-30 kişi gelirlerse yanarız. Abi, yemin halletsek bitiririz olayı. Bizimkiler damlar hemen. Bomba falan yapamaz mısın? Hayırdır? Bombayı ne yapacaksın? Böyle bağlayacağım belime. Sonra gideceğim bom. Ben sağ, siz selamet aga. Kardeş, Allah aşkına saçmalama. Abi. Benim aklıma bir fikir geldi. Ama fikri benim aklıma geldiği için çalmayacağınıza söz verin. Ne geldi anlat bakayım. Ben çıkacağım koşmaya başlayacağım. Adamlar da peşime düşecek kesin. En azından yarısı. Diğer yarısı da geride kalacak. Sayılar azalır. Birinizden birisi de çıkar. Jimmer'ı etkisi hale getirirsiniz. Oğlum. Senin bu söylediğin şey çok sakat. Ya herifler seni yakalarsa? İyi de abi yakalasınlar. İşiniz ne? Kurtarırsın işte beni. Ya oğlum bırakmam seni. Ben seni kurda kuşa yem edemem. Abi. Bayrağı sen aldın. Bunu da bana bırak Allah aşkına. Tamam. Tamam tamam da. Ya sana bir şey olursa anacığızın ne yapar? Üzülür, evet. Ama sen bilmezsin. Nasıl gurur duyar bende. Yeter lan, anlatacaksınız adamı. Abi, hakkınızı helal et. Bitsin. Bak o kızı ben isteyeceğim sana. Abi Allah aşkına sen o işe karışma ya. Bir dakika bir dakika. Ne kızı? Abi yok öyle bir şey ya. Bu bir kız seviyor. Kız da bana aşık. Anası da gudubetin teki ya. Vermiyor kızı. Kız da gelin beni kaçırın diyor aga. Vallahi öyle bir şey yok ya. Oğlum bunlar ne ara oldu? Abi vallahi öyle bir şey yok ya. Hadi Allah'a emanet. Gel lan buraya deli. Thank you.
Ben Cemre'ye gidiyorum. Tamam. Ben korurum ikinizi de. Gelmiyor mu bizimkiler? Yanım sırada kalmaz, yalacaklar. Onlar gelince saldırıya geçiyoruz. Hepsinin kellesini alacağız. Hepsinin. Biri kaçıyor. Siz burada kalın. Şu peşine düşelim. Gelin. Nereye kaçtı bu? Çabuk arayın, bulun şunu. Çabuk! Faturanı ödedim. Telefonunu aç da doya doya konuş. Gel hadi gel. Bana bak. Sen git oraya. Bir şey var mı yok mu ona bak. Gidiyor. Kahretsin. Mücahit, neredesiniz oğlum? Komutanım, sormayın başımıza gelenleri. Köyünde ilkokulda mahsur kaldık. Acil destek lazım. Acil destek lazım komutanım. Etrafımızı sardılar. Mühimmatımız az, yaralımız var. Çocuklar var. Çok acil komutanım, çok acil. Dayanın, biraz daha dayanın. Hemen destek gönderiyorum. Ben onların elinden bırakmayacağını biliyordum. Sağ ol. Asla bırakmam. Merak etme. Ne tarafa kaçtı bunlar? O herifi bulmamız lazım. Herkes dağılsın. İkisini de bulacağız. Siz yukarı çıkın. Kurtelli, sen şehitlerimizin yanına in. Emredersiniz komutanım. Avcı, sen burada kal. Komutanım. Verdikleri adres burası.
Hayatımda gördüğüm en ödlek herifsin. Niye? Azıcık onurum varsa... şurada tek kurşun sıkarsın beynime. Ama nerede? Ya Sara... bana bak. Acaba sen... diri diri yanmaktan korkuyorsun da... onu saklamak için ha? Beni yaksan ne olur lan? Ben yangın olur yine gelirim sana. Ben belki bu dünyada yanacağım. Ama sen öteki tarafta yanacaksın. Valla. Tabii diğer taraf varsa. Hı? Var var. Sen merak etme. E gidince göreceğiz nasıl olsa. Ha? Neyse. Bu kadar sohbet yeter. Hı? Ah be komutanım. Neredesin be? Neredesin? Yaran nasıl? Bilmiyorum ki. Yaramızı düşünecek halimiz mi kaldı? Komutanım, burada kimse yok. Burası bomboş. Tamam. Siz emniyeti alın. Emredersiniz. Bazen beni ciddiye almıyorsunuz ya yarbay. Size çok kırılıyorum. Ne oldu? Siz yanlış bir yerlere gittiniz galiba. Adi herif. Geberteceğim çolak seni. Sabrımı daha fazla taşırma. Bırak Yavuz'u. Gel beni al. Ben geleyim. Ne yapacaksan bana yap. Yavuz'u bırak. Kesme. Laf dinle. Arkadaşınız kömür gibi yanmadan önce belki dertleşmek istersiniz dedik. Oradayız komutanım. Helikopterle 25 dakika komutanım. Nedir durum? En yakın bu. Yani yeterince yakın mı? Evet. Tamam. Komutanım. Ben 25 dakikaya kül olurum. Önemli olan benim canım değil. Mesele bu ülkenin onuru, şerefi. Bu adamlara bu fırsatı vermeyin. Nasıl yapacağız Yavuz? Vurun burayı komutanım. Uçak ya da silahlı insansız hava aracı gönderip vurun. Siz ne diyorsunuz komutanım? Duydunuz beni. Bana böyle ölmeyi reva görmeyin. Onurumuzu çiğnetmeyin. Bu hainlerin elinde can vereceğime, tüm dünyaya reklam olacağıma vurun. Gözüm açık giderim komutanım. Yavuz, bu çok zor bir karar. Biliyorum ama doğrusu bu. Nasıl yapacağız bunu komutanım?
Başka çaremiz yok. Dinleyin beni. Vurun. Milyonlarca insan izleyecek bunu. Vurun. Vurun komutanım, vurun. Tamam. Tamam. Ben bir komutanla konuşayım. Et. Rahat yürüyemiyorum. Dikkatli ol. Diz çök. Ne diyorsun sen? Diz çök dedim sana. Eylem, ne yapıyorsun? İndir silahını. Nerede kaldınız? Anca geldik. Neredeler? Okuldalar. Bir şey yapamazlar. Gidin bana onun kellelerini getir. Hadi. Yürüyün. Destekli geldi. Artık Danağ'ın kuyruğu kopacak dayı oğlu. Arka taraftan da geliyorlar. Bizimkiler gelene kadar dayanmamız lazım. O da zamanında gelirlerse. Ne yapalım? Çıkalım mı? Keşanlı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi dayı oğlu? Gidip çocukları koruyalım. Onlara bir şey yapamasınlar. En azından öleceksek ölmemizin bir manası olsun. Doğru dedin. Hadi. Biraz da burada bekleyelim dedik. Güvendeyiz. İyiyiz yani. Burada güvendeyiz. Merak etmeyin. Adamlar tırstılar. Kaldılar orada.
Ben buraya gönüllü geldim doktor hanım. Ben de. Ne güzel laf değil mi? Gönüllü. Şimdi fark ettim. Bizim işimiz de ancak gönüllü yapılır zaten. Bence de. Çolak'la işbirliği yapıp masum insanları öldürdün mü? Eylem, şimdi bunları konuşmanın sırası değil. İndir şu silahı. Cevap ver! Eylem, indir silahını. Bu tetiği çekmeyeceğimi mi sanıyorsun sen? Ha? Bana cevap ver! Evet. Hepsini öldürdüm. Çolak'a inanıyorum. Onların hiçbiri masum değildi. Çolak'ın uğruna savaştığı her şeye inanıyorum. Anladın mı şimdi? Mutlu oldun mu? Ha? Ben senin için aylardır didiniyorum be. Sırf seni bulabilmek için. Hayatımı bıraktım. Ailemi karşıma aldım. Ölümü göze aldım ben. Bu sen olamazsın. Bunlar senin bakışların olamaz. Sen benim sevdiğim adam olamazsın. Uğruna inandığım şey için vuracaksan vur beni. Tereddüt etme. Hadi! Ben bütün dünyayı karşıma almışım. Sen kimsin? Geber o zaman. Eylem! Eylem, dur, ne yapıyorsun? İndir silahını. Fethi, sen karışma, git buradan. Eylem. O adam bize lazım. Sakın bir şey yapayım deme. O adam çolağın kara kutusu. Çolağın her şeyi. Eğer onu konuşturabilirsek binlerce masum insanı kurtarabiliriz. Hadi bırak silahı. Sakın bir şey yapma. Fethi, sana buradan git dedim. Eylem, zorlama beni. İndir şu silahı. Bu benim meselem. Hayır!
benim ülkemin meselesi. Bu masum insanların meselesi. Eylem, bana bunu yaptırma. Anladım komutanım. Ankara ile konuştunuz. Evet. Askerimizin kendi rızası. Tamam komutanım. F-16 kaç dakika dedi? 15. Çok geç. Bölgeye yakın silahlı bir İHA var mı? 6 dakika. Tamam komutanım. Hattayım hala. Yavuz. Bölgede bir silahlı İHA varmış. Yönlendiriyorlar. Yavuz. Birazdan orada olacaklar. Komutanım. Komutanım, eğer beni vurmazsanız... siz dahil hiçbir arkadaşımı hakkımı helal etmem. Son sözüm budur.